5 haftalıkken 26 Mayıs'ta ben hamile olduğumu öğrendim. Sonuçta ilk defa baba oluyorum. Bizi hayata bir daha bağladı. Aradan bir hafta geçti. Ben iş yerindeyken ağrılarım olmaya başladı. Yürürken özellikle. Muayene olduğumda rahime baktığımızda direkt kalp şekli, yani tavan kısmı tabana kadar çökük. Orta tavan kısım. Biz bebeğimiz ilk 5 ayı dolana kadar biz bayağı psikolojik bir çöküntü yaşadık. Bebeği kaybedebiliriz dedi. Daha sonra mutlaka 12. haftamda çok erkenden serkiloj olmam gerektiğini söyledi. Bunlardan sonra kaybetmeyi zaten hiç tahammülümüz yok. İndiğimde işte ultrasona baktım, şok olduk zaten. Kafa gelişti direkt bebek. Son dikişlerdeydi artık, tamamen açılmıştı. Direkt hiç küveze girmeden hani kucağıma alabilmek. Siz onu bırakırsanız zaten o da sizi mecbur bırakmak zorunda kalır. Gönül isterdi ki gebelik öncesi bu rahim anomalisini tespit edip histeroskopi denilen kapalı bir ameliyatla rahim anomalisini düzelttikten sonra gebe kalmasına izin vermekti. Ya ilk başta ben hareket ediyor zannettim. Durdurulamayacağını anladılar. Gece yatırdık hastayı ve akciğer geliştirici iğnesini yaptık. Bu saatten sonra rüzgarı bekleriz. Gidelim mi sezaryana? Hadi bakalım. Evleneli 13 ay oldu. Bu da ilk bebeğimiz bizim. 5 haftalıkken 26 Mayıs'ta ben hamile olduğumu öğrendim. Güzel bir sürprizdi tabii bizim için. Sonuçta ilk defa baba oluyorum. Ya güzel oldu, sevindirici bir haber oldu bizim için. Bizi hayata bir daha bağladı. Her şey ilk başta yolundaydı zaten. Biz sadece keseyi gördük. Hani direkt oraya odaklandık açıkçası. Aradan bir hafta geçti. Ben iş yerindeyken ağrılarım olmaya başladı. Yürürken özellikle hani sürekli karnımı tutma ihtiyacı hissettim. Muayene olduğumda rahime baktığımızda direkt kalp şekli, yani tavan kısmı tabana kadar çökük. Orta tavan kısım kalp şeklinde. O yüzden ağrı bana olduğunu fark ettik. Biz bebeğimiz ilk 5 ayı dolana kadar biz bayağı psikolojik bir çöküntü yaşadık. Yüksek bir düşük riski, yüksek bir kayıp, bebeği kaybedebiliriz dedi. O yüzden de düşük önleyici tedavilere başladık. İğneydi, ilaçlardı, haplardı. Daha sonra mutlaka 12. haftamda çok erkenden serkiloj olmam gerektiğini söyledi. Büyük bir istekle bekliyoruz. Yani doğmasını, bunlardan sonra kaybetmeyi zaten hiç tahammülümüz yok. Biz ilk başta ikili testi yaptık tabii ki. Hani herhangi bir Down sendromu durumu, herhangi bir şey var mı diye. Sonuçlar temiz çıktıktan sonra hemen hiç bekletmeden 12. haftamda rahim ağzı tamamen kapalıyken serkiloj yaptık biz. Korkulan oldu. Ben gene 18. haftamda iş yerimdeyken aşırı bir ağrım oldu. Yani adım atamayacak halde. Atarken bir yerlere tutuna tutuna gidiyordum. En son tekrar 4'ü çeyrek geçe falan böyle mesai bitimine yakın aradım. İndiğimde işte ultrasona baktım, şok olduk zaten. Kafa gelişti direkt bebek. Son dikişlerdeydi artık, tamamen açılmıştı. Hemen Ebru Hanım işte düşük önleyici tekrar iğne yaptık. 4 saatte bir lavabo dedi sadece bana. Yani zaten yürümemi de engelliyor. Çünkü zaten aşağıda taşıyorum ben bebeği, hemen iniyor. O indiğinde ben zaten baskıdan anlıyorum. O yüzden hemen yatmam gerekiyor tekrardan, öyle. Ama her şey daha güzel olacak. Bundan sonra hayat daha güzel olacak. Çünkü vaktimizi ayıracağımız bir kişi daha olacak. Şu an 29 artı 2. günümdeyim ben. Haftada 5 gün koldan iğnelerim var, kan sulandırıcı. Tekrar hap olarak da kan sulandırıcı kullanıyorum ben. Yani çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde rüzgara almak istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Başka bir isteğimiz yok. Ya
Yani hayalim sadece kucağıma almak, sağlıklı bir şekilde, hiçbir sıkıntı olmadan onu görmek. Öyle yani. Süslerini bile hazırladık, dağıtacağımız süsleri bile. Bu da halasının aldığı kıyafet. Gözümüze ne geliyor? Bir süre sonra insan kendini durduramadan her şeyi almaya çalışıyor. 7. ayına kadar şey yapmamaya, hazırlık yapmamak için. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemedik biz. Tamam, artık bebek geliyor demediler bize. Süreç sürekli sıkıntılı geçti ama şu an artık bekliyoruz. Onunla hastaneden çıkacağım için hastane çıkışlarını bile aldım. Yani başka bir şey düşünmediğim için, ters bir şey olmayacağına inandığım için bu da bizim hastane çıkışımız. Olacak yani, inanıyorum ben. Rüzgarımız burada. Her şeyini hazırlamaya çalıştık. Yani şu anda bile de olsa zaten küvezde yaşayabilir 35-36'ya kadar. En azından o var. Ama tabii ki hani bakıyorsunuz bazen 29 haftada doğup kaybettiğimiz bebekler de oluyor. Ciğerleri gelişmediği de oluyor. Hani sonuçta evet ultrasonda bakıyorsunuz hani bebeğin kilosu iyi, işte kalp atışları iyi ya da iç organları iyi ama hani ciğerlerini tam olarak bilemiyorsunuz doğum anında nasıl olacak. O yüzden hani en azından benim isim hani 35'e 36'ya kadar hani direkt hiç küveze girmeden hani kucağıma alabilmek. Yani eşinizin yanında olun, eşinizi bırakmayın, hastanesine gidin, gelin, sürekli götürün, her şeyle ilgilenin. Siz onu bırakırsanız zaten o da sizi mecbur bırakmak zorunda kalır. Nasıl gidiyor Buse? İyi, güzel. Dinleniyoruz bol bol. 30 haftalık oldun, 30 değil mi? Şeker takibi yaptın galiba, ya. Değil mi? Evet. Nasıl gidiyor şekerlerin? Ben birazcık düşük o şeyden sonra ama... Açlıkların 86-60, toklukların da gayet iyi. Güzel. Diyetine dikkat ediyorsun muhtemelen. Karnında sertleşme, toparlanma... Yok, gayet şey, yumuşak beni rahat ettiriyor yani şey yok. Daha altlarda bası hissi oluyor mu? Oluyor. Zaten şey genelde şuralarımdan hep. Hep yatarak geçiriyorsun, dinleniyorsun. Kesin yatak istirahati. Aynen öyle. Tamam, haydi bakalım bebeğe. Buse'cim biliyorsun, gebelikten önce hiç jinekolojik muayene yapmadığımız için rahimde olan anomaliden haberimiz yoktu. 5. gebelik haftasında keseyi görmek için yapılan ultrasonografide rahimde bir perde olduğunu gördük. Normalde biz bu perdeyi gebelik öncesi histeriskopi denilen kapalı bir ameliyatla aldıktan sonra gebe kalmana izin veriyoruz. Ama madem gebe kaldın ne gibi önlemler alabiliriz? Tabii ki perde içeride duracak ama biliyoruz ki rahim anomalilerinin hepsine rahim ağzı yetmezliği, servikal yetmezlik eşlik eder. Bunların da tek tedavisi 11. haftada Down sendromu taramasını yaptıktan sonra rahim ağzına dikiş atmaktır. Bu maske anestezi altında yapılan, sen uyurken ameliyathanede yapılan, yapılması zor olmayan bir işlem ama bebeğin hayatını kurtarıcı bir işlem. Eğer rahim ağzına dikiş atmasaydık biliyorsun 20-24. Haftalarda rahim ağzı açılacak ve bebeğini kaybedecektik. Rahim ağzını tabii ki kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, bu çok iyi. İdrar kesesini görüyoruz burada.
Burası rahim ağzı. Uzunluğunu ölçüyoruz. 26 milimetreden uzun olması lazım. 31 milim ve kapalı. 11. haftada rahim ağzına attığımız dikişleri buradan görebiliyorum. Bakın parlıyor ekranda. Gayet güzel. 2 kat attık. Rahim ağzımız da kapalı. Oldukça iyi destek oluyor. İyi ki atmışız diyoruz. Yoksa bebeğimiz doğmuştu şimdiye. Evet Buse'ciğim, 30 haftayı tamamladık. Korkumuz biraz daha azalmış oldu. Bası hissedersen, alt kısımda idrar yollarına doğru bir bası hissedersen mutlaka ara beni. Rahimde sertleşme, toparlanma, anormal gördüğün her durumda lütfen ara. Bebeğin hareketlerinde azalma olursa çok önemli bir bulgu. 3 hafta sonra görüşmek üzere. Gece, ya ilk başta ben hareket ediyor zannettim. Normalde zaten çok hareketli bir bebek olduğu için ben ilk başta hareket ediyor zannettim. Yani hiç konduramadım. Daha sonra baktım ki hani 3-4 dakikada bir gelmeye başladı. Hani bu hareket tarzı şeyler. Dedik bunda bir şey var. O yüzden hani hastaneye gelmek. Ebru Hanım'ı aradık. Ebru'm da zaten hani bir gelin bakalım dedi. Nöbetçi doktor bir değerlendirsin dedi. Karşılıklı konuştular. Hani NST'yi değerlendirdiler. Daha sonra işte durdurulamayacağını anladılar. Bu şekilde 35. haftada sezaryen olmama karar verdi. Saat 9.30'da başladık. Bir kıpırdanmalar, bir hareketler. Eşime kalsa eşim hastaneye gelmek istemiyordu. Biz getirdik. Ondan sonra sancılar falan başladı. Bu saatten sonra rüzgara bekleriz. 35 hafta bizim için kritik bir değerdi. O yüzden gece yatırdık hastayı ve akciğer geliştirici iğnesini yaptık. Babalar da fazla kıpırdamaz herhalde. Yani biz ben elimi koyduğum zaman kıpırdayan çocuk duruyor. Sonra tekrar elimi çektiğim zaman tekrar başlıyordu. Şimdi daha net, daha güzel olacak. Artık geldik sonuna. Bebeğimiz sürekli poposunu karnında ittiği için önce öyle zannettik. Sonra ben dedim bu bebeğin poposu değil. Çünkü bebeğin poposu daha ufak. Bir sertleşme var karnında. Yok falan dedi. Öyle dedik, böyle dedik. En sonunda ikna ettik Buse'yi. Geldik hastaneye. Sancı çıkınca zaten hepimiz şok olduk. Sonradan takılan serumlarla biraz hafifledi sancısı. Hani şu an gülüyoruz. Ama geçirdiğimiz sanki bir ömür, bir yıl, 2 yıl gibi geçti bu gece bizim. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık, sakinleştirdik. Çok zorluklar yaşadı, sorunlar yaşadı. Yani canı çok yandı, iğneleri, ilaçlar çok ağır geçti. Dedik inşallah küveze girmez, küveze girmez. Girmez herhalde. Umudumuz o. Günaydın hemşire hanımlar. Buse Hanım gece yattı, onun dosyasına evet, bir hocam, bakalım mı? En son NST'si burada. Kontraksiyonları vardı konuştuğumuz gibi. 35 hafta oldu değil mi bugün? Evet. Sörklaj yaptığımız hasta. NST'si reaktif ama gece boyunca hissetti hepsini. Yine NST'de de çıktı. Aç hocam. 12'den bir de aç. Anestezimiz gördü. Merhaba.
Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Buse, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sancıların oldu, bütün gece bekledik değil mi? Geçmedi. Geçmedi, hala var. Biraz da iri bir bebek, 35 hafta ama herhalde bugün... Size girer mi küveze? Küveze kaç kilo civarında tarttık biz? 2-450. Geçen hafta. Yani sınırda bir bebek aslında ama... önemli olan hani sana verildiğinde güzelce anne sütüyle beslenebiliyor olması, solunum sıkıntısı olmaması. O yüzden geceden yaptık akciğer geliştirici iğnesini. Biraz vakit geçti, onu etkileyebilmesi için beklemek gerekiyor. Süremiz de oldu. Umarız uzun süre kalmaz çünkü 2500 gramın altını çok küvezde tutmaya gerek kalmıyor. Haftamız gayet iyi. Dikişle bu haftalığı gelebildik, 35 haftaya rahim ağzına dikiş attık. Şimdi bebeğimize kavuşacağız, bekliyoruz. İnşallah. Değil mi? Evet. Gidelim mi sezaryana? Hadi bakalım. Yani tek merakım o. Küveze girecek mi, girmeyecek mi? Yeni doğana gidecek mi, gitmeyecek mi? Şu an hiç başka derdim yok yani. Ağrı falan düşünmüyorum şu an. Heyecan nasıl? Babamız heyecanlı. Buse'cim iyi misin? İyiyim, iyiyim. Anne bekliyorum. Büyük gün geldi. 35 hafta oldu. İlk gebe kaldığında ultrasonografide rahimde iki ayrı kavite tespit etmiştik. Perde olduğunu düşündük. Ama gebe kalmıştı. Bir kez kalmadan önce görseydik küçük bir operasyonla o perdeyi kesecektik. Peki hasta yapabileceğimiz ne vardı? Tabii ki rahim ağzına servikse dikiş atmaktı. Rahim ağzına dikiş atınca hastamız progesteron desteğiyle de 35 haftaya kadar gelebildi. Yoksa 20 haftada bebeğini kaybedebilirdi. O nedenle 35 haftada bu gece sancıları başlayınca sezaryeni almaya karar verdik. Ve rahim ağzına attığımız dikişi bugün de alacağız. Hazır mıyız? Hazırız, hep hazırız. Annem seni yerim ben. Ağrıyor mu? Ağrıyor.
Oh, ben seni yedim küçücük. Ne yedin başına? Küçücük. Ben inanamıyorum hala kendim için cüreyim. Aşkım ben ya. Şükür olsun ya. Allah'a bir gün burada gördük kendimi ya. Nefes alırken akciğeriniz zorluyor, diyaframı zorluyor. Evet, şırt değil ama inleme diyoruz biz. Bu tarz olunca tabii akciğerler yavaş yavaş iyice nefes almayı sağlayan maddeler var. Onlar yavaş yavaş tükeniyor akciğerlerde. Tabii o zaman çok daha ağırlaşıyor. Onun için biz öncelikle burundan üfleme tarzında makineye bağlayacağız. Şey yapar ama yani böyle alıp da toparlamadığımız hiçbir bebek yok. Tabii hafta küçük olduğu için bunlar oluyor maalesef. Şimdi ben yoğun bakımda yapacağım bir an evvel. Onu alacağız. Başka bir problem yok. Toparlar. Solunum sıkıntılarının hepsi toparlıyor bebeklerde. Aşağıda ben zaten bu sayede görüştüm. Ondan biliyor mu yoğun bakıma gelecek? Bilmiyor yok işte. Ha? Yani girebilir girmeyebilir diye konuştuk onunla ama kısmet. Bebeğimiz prematüre olduğu için öncelikle solunumuna yönelmemiz gerekiyor. Solunum açısından solunum desteği için öncelikle oksijen ve solunum makinesi desteği vereceğiz bebeğimize. Genelde solunum cihazıyla bu tür bebekler çok yüz güldürücü olarak geri dönüşlerini görüyoruz. Akciğer grafisini çektireceğiz, kan testlerini yapacağız. O testlerin sonuçlarına göre antibiyotik başlayıp başlamama kararını vereceğiz. Tabii bebekler nefes sıkıntısı olduğu için beslenemeyecekler. Biz damardan ve daha sonrasında anne sütü sağladıkça ağızdan hortumla bebeğimizi ağızdan midesine hortum indirerek direkt olarak hortumla besleyeceğiz. Sonra bebek nefesi düzelip kendi kendine emmeye başlayınca da annesine emzirtmeye başlayacağız. Önce biberondan sonra anne göğsünden. Buse'cim, nasılsın? İyiyim. İyi misin? Evet. Bebeğin gayet güzel doğdu. 2450 tartmıştık, 2750 civarında doğdu. 48 santim. Gayet iyi. Birkaç gün yeni dağında kalacak. Beslenebilecek halde gayet güzel bir şekilde bize teslim edecekler. Tamam. Dikişini aldık rahim ağzındaki, sörpülajını aldık. Hiçbir sıkıntı olmadı. Gayet her şey yolunda gitti. Bebeğin seni bekliyor görmen için bir an önce. Evet, çok keyifli, tatlı bir bebek. Tamam. Tamam mı? Görüşürüz. Var mı ağrı? Çok az, yani yok bence. Tamam, çok iyi. Görüşmek üzere. Dikişi neden aldık? Çünkü orada bir enfeksiyon kaynağı olabilir sonraki dönemde. Artı rahim ağzını kapatarak adet kanının dışarıya çıkmasına engel olabilir. Karın ağrısı yapabilir. Dikişi aldık sezaryen bitirdikten sonra. Tekrar gebe kalırsa yine 11. haftada dikiş koymayı planlıyoruz. Merhaba Buse, nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Daha rahatız değil mi? Daha bugün ağrımız yok. Ağrımız. Gazımız çıktı mı? Evet, evet. Bakalım mı bir karnımıza? İlk başta Ebru Hanım bana epidural önermişti ama ben istemedim. Yani hem haftası küçük olduğu için hani o an onu görürüm. Orada acil müdahale gerekirse hani ne yaparım o an? Yani çok stres olurum, aşırı kötü bir durum olur benim için de düşündüm. O yüzden çok korktum, girmek istemedim. Ama daha sonra orada gerçekten bir annelik cesareti geldi. Hani gerçekten o an görmek istedim, sesini duymak istedim.
Hani ilk yaşayacağım bir duyguydu. Kaybetmek istemedim bu anı. Bozulsun istemedim. O yüzden epidürali kabul ettim. Ama iyi ki kabul etmişim. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet de güzel geçti. Hiç pişman da olmadım. Ne kadar sürede geçer bu şişlikte? Birkaç güne bayağı bir rahatlayacaksın. Bol bol yürümen lazım. Ilık sıcak şeyler içmen lazım. Çok fazla katı gıda tabii ki yüklemememiz lazım. Bir de mesela benim şey ellerim ve ayaklarım çok şişiyor. Evet. Geçen gün. Evet, o gebelik sırasında kanımızda çok volüm artışı oluyor ya, ona bağlı ödem birazcık. Tuzu biraz kısarak ödem arttırıcı diyetle devam ederek halledeceğiz onu da. Bebeğimiz bugün daha iyi. Gidip görelim mi bir bebeğimizi? Tamam, hadi bakalım. Gel bakalım Musiç, aldık mı sütümüzü? Hadi bakalım, bebeğimiz bizi bekliyor. Beni kapıda eşim bekliyordu zaten. Ben hani ameliyathane kapısından çıktığım zaman direkt sordum ben hani nerede, ne oldu diye. Eşim de zaten bana söyledi. Ama ayrıyız sonuçta, hani burada değil, yanımda değil, her an göremiyorum. Onun da şeyi var, üzüntüsü var. Bir anda onu böyle gerçekten canlı kanlı böyle yanımda görünce, o sesini falan duyunca çok aşırı ve farklı bir his yani. Dünyada hiç olmayan bir his, hiç hissetmediğim bir şey daha önce. Benim tamamen bana ait yani. Hiç kimsenin değil. Çok mutluyum ama kucağımı alamadığım için, daha ona dokunamadığım için sanki bizim değilmiş gibi geliyor bana şu an. Sanki bizim değil ama yüzü gözümün önünde. Dokunmak istiyorum ama izin verilmiyor. Bugün daha iyi mi? Bugün solunumumuz çok daha rahatladı düne göre. Dün biliyorsun solunum yolundaydı, makineye bağlıydı. Bugün çıkarttık, buruna taktık. Buna işte spatlıyoruz. Şu anda akciğerlerin biraz daha açık tutmasını sağlayacağız onunla. Akciğer yani geliştirici iğnenin herhalde faydası oldu. O faydası oldu. Zaten olmazsa bu kadar hızlı toparlamazdı. Onun, evet. Yani doğumdan önce akciğer geliştirici iğne yapmak ciddi anlamda bebeklerin akciğerinin solunum gelişmesinde açısından faydası oluyor. Ve mesela 10 gün kalacak bebek onun sayesinde 5 gün, 7 gün kalabiliyor. Yani anne ne zaman emzirmeye başlayabilir? Tam bir süre var mı? Solunumumuz tam düzelince ortalama bu da 4-5 günü buluyor. Ondan sonra önce biz bir biberonla besleyeceğiz. Baktık güzel, hemen ertesinde annenin kucağına vereceğiz. Anneyi emzireceğiz yavaş yavaş. Bu da ortalama bir 4-5 günü bulacak muhtemelen. Çok sonrasında iyi da artık inşallah ev. Eve gidecek 4-5 gün içinde. Bekliyorum. Çok iyi. Bebeğimizin süreci çok güzel ilerliyor. Normalde solunum sıkıntısı bu tür bebeklerde bir hafta ile 10 gün arası sürebilir. Fakat makineye bağımlılığı genelde 2-3. Günden sonra azalacak gibi ki bizde beklentimiz o yönde. Her şey yolunda gider. Anneyi güzel emerse muhtemelen 7-8. Günde taburcu etmeyi planlıyoruz bebeğimizi. Bebeğimizi gayet güzel bir şekilde teslim ediyoruz. Artık bundan sonra işler tamamen size ait. Evet, merak etmeyin. Dikkat edeceğimiz bazı şeyler var tabii ki. Özellikle çok öptürmeyeceğiz. Dışarıdan gelenler, dokunmak isteyenler mümkün mertebe dokunmasın ama dokunulacak olanlar da mutlaka ellerini yıkasın. Mutlaka emzireceğiz sık sık. Prematür olduğu için 2 saati geçirmemek lazım. Maksimum 2,5 saat. Sık sık emzireceğiz. Zaten burada gerekli bakımları falan da gösterdik. Onları da gayet güzel bir şekilde yapıyorsun. Bir 3 gün sonra bir kontrole gelelim. Hem bir bakalım evde kilo almış mı, genel durum nasıl, sarılığı artmış mı? Onları bir kontrol ederiz. Ondan sonra zaten rutin takiplerinde konuşuruz. Sağ hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz tekrardan. Zaten haberleşeceğiz her türlü. Geçmiş olsun tekrardan. Engebeli bir yol. Her şeyi yaşadık.
hepsini gördük. Ne yapmamız gerektiğini de çok iyi bir şekilde öğrendik bu süreçte. Yani birbirimize sahip çıkarak sonuçta rüzgarımızı da aldık. Bugün son gündeyiz. İnşallah bundan sonraki hayatımızda problemsiz, sorunsuz bir dönem geçireceğiz. Rüzgar. Rüzgar. Oğlum. Oy. Hadi gözlerini mi açıyorsun sen? Evet, uyandı. Hani gene olsa gene hiç ne iğneler, ne ağrılar, hiç problem, hiç sıkıntı değil. Normalde ben mesela iğneden çok korkan bir insanım. Hiç yani. Hiç gözümde değil benim için şu an onlar. İlk gün bizi üzdün ama bak şimdi. Hepimiz seviniyoruz oğlum. İlk bu hamilelik haberini ilk aldığımda müşterime bile gitmedim, geri döndüm eve. Geri döndüm, geldim, buraya geldik, ilk keseyi gördük. O keseden şu güne kadar inanın çok zor bir süreç geçirdik biz. O sürecin meyvesini de aldık. O meyveyi saklayacağız. Yani rüzgarlı hayalim çok mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hayat geçirmek yani, hiç sıkıntısız. Tamamen onun üstüne bir hayat. Yani çok güzel bir şey tabii ki. Yani her isteğini Allah versin. Çok farklı bir şey şu an kucağımda olması. Sağ salim, sapasağlam. Beraber olmamız çok güzel. Hadi uyan. Rüzgarım. Rüzgar çok tatlı. Hayatımız değişti onunla. Çok daha farklı bakıyoruz. O bizim bilmiyorum yani maskotumuz, yaşam kaynağımız oldu, yaşam sevincimiz oldu. Yeni bir hayat, yeni bir can. Hani buraya kadar geleceğimizi bile tahmin edemezken, hani 28 haftayı bile görsek şükrederiz denilirken, 35 hafta bizim için çok çok iyi oldu. Çok mutlu. Yani mutlu olduğum, sevindiğim, kucağıma aldığım için. Çok şükür Allah'a ya. Allah buna kavuşturdu bizi. Şimdi çok güzel, çok keyifli. Tamamen onun üstüne odaklandık. Hayatım tamamen şu an onun üstüne.